Gerçekten de medyamız iktidar tarafından bir kıskaca alınmış durumda. Bakın, gazeteci yazar Aslı Erdoğan Türk Ceza Kanunu'na göre yazılan çizilen hiçbir haberde sorumluluğu olmamasına rağmen aylardır cezaevinde tutuluyor. Aslı Erdoğan tam 3 kez cezaevinden doktora götürülüyor ve götürülmesi sırasında ellerine kelepçe vuruluyor. Ama bu işkenceye rağmen doktorla görüştürülmüyor. Ve Aslı Erdoğan işte bu raporda da gördüğünüz üzere şu anda felç olma riskiyle karşı karşıya. Ben bu raporu büyüterek gösterdim. Sayın Bakan gibi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın elinde tutup tutmadığı belli olmayan dekont gibi gösterip çekmiyorum. İşte burada gerçekler yazıyor. Keza cezaevine atılan birçok gazeteci de Aslı Erdoğan'la aynı sorunları yaşıyor. Atilla Taş attığı bir tweet yüzünden tam 120 gündür sorgusuz, sualsiz, iddianamesiz yatıyor. Tutuklu yargılama adeta bir cezalandırma yöntemine dönüşüyor. Bakın, biz gazeteciler her türlü baskıya rağmen mesleğimizi severek yaparız. Mesleğimizi icra ederken Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün bize verdiği bu basın kartını bir belge olarak taşırız. Bu basın kartı bizim kamu adına soru sorma yetkimizi gösteren bir karttır. Burada fotoğrafımız, adımız, çalıştığımız kurum yazar. Ama bu basın kartı AKP iktidarının baskıları yüzünden şimdi değişti ve bu hale geldi. Şimdi artık basın kartlarında gazetecilerin isimleri, çalıştıkları kurumlar yazmıyor. 173 medya kuruluşunun kapatıldığı, 142 gazetecinin tutuklandığı, 800 basın kartının iptal edildiği ve olağanüstü halden sonra 3000 gazetecinin daha işsiz kaldığı burada da gördüğünüz üzere yazıyor. Tabii sadece basına yönelik baskılar bununla sınırlı değil. Az önce Veli Ağbaba Sözcü Gazetesi'nden bahsetti. Sözcü Gazetesi AKP'yi desteklemediği için TOKİ'nin ve diğer kurumların, kamu kurumlarının reklamlarını sizin de gördüğünüz üzere artık alamıyor. Sözcü Gazetesi'nin, Bir Gün'ün, Evrensel'in, Yeni Çağ'ın, Cumhuriyet'in hayat damarı reklam baskısıyla, kamu baskısıyla kesilmeye çalışılıyor. AKP iktidarının yaptıkları kuşkusuz bunlarla sınırlı değil. Grup yorum elemanlarının tamamı geçen gün tutuklandı. Mahkeme bununla da yetinmedi. Grup yorum elemanlarının çalışma yaptığı İdil Kültür Merkezi'nde parayla boya yapan çalışanlar da ev hapsine tabi tutuldu. Şu anda o 3 kişi de ev hapsiyle baş başa kalmış durumda. AKP'nin her icraatı demokrasiyi katlediyor. Bu tutumun yarattığı siyasal kriz hepimizi büyük bir ekonomik krize sürüklüyor. AKP iktidarı demokrasiyi katletmekten vazgeçmedikçe halkın cebindeki 3-5 doları bozdurarak bu sorunu çözemeyecektir. Ekonomik krizden çıkmanın yolu yeniden demokrasi. Teşekkür ederim sayın arkadaş.